Şimdi şöyle hortumumuzu alalım. Şöyle bir bahçe hortumumuz var. Burası biraz dağınık, toparlanacak. Bu bahçe hortumumuzu normalde bizim terasımızda, evimizde kullanıyorduk. O hortum biraz tam hazırlıklı değil ama hortum. O yüzden dikkatli takman lazım. Ben takayım mı? Taktım ama. Taktın bu mı? Zaten bunu güneşte unutmuşuz. Normalde yemyeşildir rengi. Şu an yeşil değil mi? Bu ne renk bilmiyorum. Normalde yeşildi. Tamam, sen geç oraya, ben suyu açayım. Artmış rengi. Evet, suyumuzu açalım. Şöyle bu yayla suyu. Bayağı güzel bir sudur. Tadı çok çok güzel. Hatta tatlı yani. Tadı tatlı. Evet, kontrollerimizi yapıyoruz. İnşallah bu sefer olacak. Termoşum suyu gönderiyor. Şuradan dolumu yapacağız. Evet, suyumuz geliyor. Şurası da bağlantı noktamız. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Şimdi vananın olduğu yere kadar gelince göreceğiz bakalım ne kadar sıkıntı vardı ya da yok mu. Önemli olan şuradan kaçırmaması. Kaçırmadığı sürece komple depomuzu artık doldurabiliriz. Çeşmemize, musluğumuza, suyumuzu alabiliriz. Evet, su seviyesini görüyorsunuz. Artık vananın üstüne çıktı. Ve çok şükür hiçbir sıkıntımız, bir sızıntımız, hiçbir şey yok. Gayet başarılı. Vananın üstüne çıktı. Vananın üstüne çıktı. Evet, buraya bir sayaç ya da şamandıra koymayı düşünmedik. Düşündük aslında ama depomuz çok yüksek. Buna uygun şamandıra yok. Şamandıra koymayı da hani çok aslında gerek yok. Depomuz beyaz olduğu için yani dışarıdan doluluk oranı görebiliriz. Zaten gittiğimiz yerlere, yakın yerlere dolduracağız. Yol üzerinde kullanmayacağız. 270 litre depomuzdan aşağı yukarı bir hafta fazla gider diye düşünüyorum. Evet oğlum, yardım et hadi annene. İnecek mi? Hadi gel. Evet, mutluyuz. Çünkü önceki kampımızda çeşmemiz yoktu. O yüzden paralı kampa girmiştik. Artık nerede olduğumuz çok önemli olmayacak. Çünkü artık musluğa suyumuz gelecek. Mutfakta artık suyumuz var. Kamerayı al, ben de bir elimi yüzümü yıkayım. Şimdi olsa iyi ya. Açın, bu 10 metre kadar suyu gidiyor. Değil mi? Aç bakalım. Bu kamera 10 metre kadar suya dalabiliyor. Ama ben güvenemem. Kul depomuz alıştı. O kadar para verdik. Daha borcu bitmedi. Tamam. Suya mı daldıracağım? Yani yazın daldıracak mısın? Evet. Hayır, ben görerek yapma ya. Ben kalbim dayanmaz. Yani bozulursa göndeririz. Bu olmamış deriz. Olmaz. Gerçi çok bizimse iş olmaz da. Evet, hadi gidelim. Ben şöyle önümüze taş koydum. El frenimizde biraz sıkıntı var herhalde. Çok tutmuyor. Çok hafif tutuyor. O yüzden bu şekilde öne taş koydum idare ederek olarak. Şurada Kerem Alp bugün hiç uyumadı, o yüzden bir hızlı kaldı. Kampağımıza varmak üzereyiz. Çok az kaldı. Gölün etrafında, hemen gölün kıyısında. Biraz serin olacak ama onu da artık elektrikle ve elektrik sobayla halledeceğiz. Şu an hala Webasto falan almadık. Yaz geldi. Artık Webasto'yu da muhtemelen Eylül-Ekim gibi kışa doğru alırız. Şu an bu dönem ihtiyacımız yok şu anda. Oraya para ayırabileceğiz ki ayrıca paramız kalmadı. Hepsini karavana harcadık. Ahşabıydı, elektriğiydi, şuruydu, bunuydu, elektrik tesisatını yaptık. Zaten bu videoyu en son izleyeceğiniz için bütün elektrik tesisatı videoları falan görmüş olacaksınız. Burada iki tane kamping var. Biri Elmas Kamp, biri Ali Baba Kamping. Ali Baba Kamping'e geldik. Burası dedi kaç dedi mi? 50-80 mi dedi? 60-80. 60 lira geceliği karavanla, elektrik su istersek 80 lira. Ama Elmas Camping'i aradığımızda onlar bize 50 lira demişti. Elektrik su istersek 70 lira demişti. O yüzden biz şimdi Elmas Camping'e gidiyoruz. Şimdi buradan karavan giriş kısmı var. Oradan giriş yapacağız şuradan. Ve ona göre gölün kenarında güzel bir yer seçeceğiz kendimize.
Bayağıdır Gölcük'e gelmediğimiz için heyecanlandık. Bir de karavanla gelmiş olmamız daha da heyecan verici. Şimdi güzel bir yer gösterecek bayan bize. Biz de gireceğiz. Kerem abi görüyor musunuz bilmiyorum. Camdan bakıyor. Nereye yapsak diye, nereye park etsek diye camdan bakıyor. Değil mi? Kerem abi geliyor muyum arkasından diye bakıyor. Kıyamam annem benim. Göle sıfır oldu. Yo iyi bence, geçiş mesafesi kalsın. Ya da yanaşılabilirsin, fark etmez. Nasıl istersen. Biraz da bir adım daha yaklaşın. Tamam yaklaş. Bir adım daha yaklaşalım. Tamam. Atlayalım mı? Bence de. Bankamız da var hemen yanımızda. Tamam, tamam. Pakize, Pakize. Çok güzelsin Pakize. Evet, yerimize geldik. Günlü normalde 50 lira, eğer elektrik su kullanacaksak 70 lira. Muhtemelen sormasaydı 50 liraya kalırdık ama. Nasıl yani? Yani elektrik su kullanacağız demeseydi 50 liraya kalabildik muhtemelen. Atladık sazan gibi düştük mü? Evet, biraz atlamış gibi olduk. Çünkü geçen geldiğimizde elektriği yine kullanmıştık ama 30 lira vermiştik. Muhtemelen o zaman da elektrik kullanırsak 30 lira, kullanmasak 30 lira, kullansak 50 liraydı. Aha. Biraz sazan gibi atlamış olduk. Sağlık olsun. Parayı da verdim, peşin vereceğim deyince kadın şaşırdı, ilk defa böyle peşin verecek olan birini görüyorum diye. Şimdi yerleşeceğiz. Elektrik biraz uzak şuradan. Ama bizim 25 metre kablomuz var zaten, onu çekeceğiz. Şöyle karavanımızı yerleştirdik. İstiyorsan bir sıfır yerleştirdik, gör, göster. Aslında şöyle baktım da gece üşüyebilirsin. Evet, biraz serinlemeye başladı değil mi? Yani şey yap, eğer UFO yetmezse gece çok güzel üşüyebiliriz gibi. Ama yeteceğini düşünüyorum. Ben de. İnşallah yeter. İnşallah. O zaman biraz serin. Ha tabii yalıtım var, rüzgarı, şu an rüzgarın soğukluğu var. O gidecek ama. O zaman bir yerleşelim mi biz? Yerleşelim hadi. Hadi yerleşelim. Geçen sene hatırlıyorum aynı yere koyduk, biraz ilerisine koyduk. Ve yerleşelim dediğimizde kamerayı koyup
çadırı kurmuştuk. Ay çok güzeldi. Bir yıl geçti mi sizden? Geçti. Hatta ilk bizim YouTube'daki ilk videomuz. Kamp videomuz Gölcük'te. Evet. Burada kamp videosu aynı yerde. Sadece 15 metre yanında. Orada kuralım dediğimizde çadırı kurmuştuk. Şu an kuralım dediğimizde kapıyı açacağız. Evet, güzel. Bir de akşam yemeği için ne yapsak diye düşüneceğiz. Ona göre bir plan evet, yapmamız bir lazım. Şey yani, saate şey bakmamız lazım. Aynen, saate hiç bakmadık. İftara ne kadar kaldı bakmamız lazım. Yani ona göre hazırlığımızı yapmamız yani. Lazım. Sen çok karışmıyorsun. Işte. Ördeklerimiz var burada. Ördekler. Bili. Gel. Kerem Alp var burada. Gelin. Gel. Geliyorlar, ekmek getir. Gel. Senedir çobanım diyorsun. Benimki beni tanıyorlar. Bir denesene bak gelecek mi? Tat. Yas kere. Yas kere. Abi hayvanlarda hareket yok. Ama başarılı oldum, geldiler. Bunların ailede kedi var herhalde. Pisi pisiye geliyor. Gel bilibiliye geliyor. Gel. Karkullerin o biçim Kerem abi. Gidiyor oğlum bilibiller. Kerem abi karkullerin o biçim anneciğim. Oğlum bilibiller gidiyor. Bilibiller gidiyor. Evet, güneş batıyor. Ezanın okunmasına çok az kaldı. Bile. Biz böyle konuşuyoruz. Bili ailesiyiz biz. Bile ailesine. Kanalını değiştiriyorum. Bili ailesi. Bile. Telaffuzu böyle olacak yani. Bak böyle. Bile. Olmadı mı oğlum? Bile. Hadi gidelim bir ateş yakalım. Ben şimdi burada uzatma kablomuz var bizim 25 metre. Onu alacağım. Onun uç kısmı, kafa kısmı bozulmuştu. Onu tamir edeceğim. Sonra elektrik alacağız. Gece UFO çalıştırmamız lazım. Biraz serinledi burası. Yani normal UFO'suz duracak gibi değil. UFO çalıştıracağız. Tabii ara ara çalıştıracağız. Yani gece belli araçlarla çalıştırdı. İçeri ısındıkça sabaha kadar çalışmaz. Belli araçlarla çalıştırırız. Şimdi evet bili. Annesi bu çocuğu ayakkabısını giydirsin. Ben de ateş için bir şeyler ayarlayayım. Ateşimizi yakalım. Hadi bakalım. Bile. Bile. O kadar çok çorap giydirmişim çocuğun ayağına ayakkabı girmiyor. Üşüyecek diye. Kaç çorap oldu anneciğim bu? De. Evet, ayakkabı giymemiz bile ölüm. Hadi bakalım. Koştum. Oğlum bilibiller geliyor. Bilibiller. Gördün mü? Yahoo! Hazır mısın dostum? Bir yumruk daha. Geliyor. Geldi. Yahoo! Dur burada. Hadi. Yumruk geliyor. Geliyor. Yeah. Hazır mısın? Acıdı. Çok sert vurdun be. Acıdı. Kerem Alp. Bile.
Evet. Aşkım sen üşüyor musun? Üşümemek için önlem alıyorum diyeyim. E hava o kadar soğuk, niye montla yatıyorsun? İşte üşürsem diye. Çok güzel. Üşümüyorum şu an ama. Ya bu çocuk çorapsız yatıyor, onu ne yapacağız? Çok yangın. O sıcak basıyor küçük adam. Tükürdü ama hep suratıma. Bile bile bile. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Şımarma. Bla 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 bla. Gidiyor. Hoppa. Kerim var Kerim. Şimdi ikinci günün sabahındayız değil mi? Evet. Sabah uyandım ben, tık 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 atıyordu çatıda. Göle baktım, gölde yağmur atıyordu ama şu an yağmur yağmamış. İnşallah yağar da karavanda ilk yağmur deneyimini de yapmış olur. Evet, inşallah yağar da çamura bat. Arabayı park ettiğimiz yer kum, yani yumuşak bir yer. Çok çok yağmur yağarsa çamura batarız. Günaydın, size nasıl bir sabah uyandığımızı göstermek istiyoruz. Bugün çok güzel uyandık, çok güzel uyumuşuz. Özellikle biz böyle tabiata çıktığımızda, doğaya çıktığımızda çok çok güzel uyuyoruz. Çünkü Kerem abi çok güzel uyuyor. O yüzden biz de güzel uyuyabiliyoruz yani açıkçası. Nedense evde uyumayan çocuk, 7'de, 7.30'da sabahın köründe kalkan çocuk böyle yer oldu mu 9.30-10'a kadar uyuyor. Genelde kampta, çadır kampında da öyleydi. Evde uyumayan çocuk güzelce böyle gün içinde oksijenden mi, gün içinde yorulduğundan mı bilmiyorum. Ama o günkü uykumuz kalitesi çok çok güzel oluyor. Doğal olarak biz de dinlenmiş oluyoruz. Bu hepimize çok iyi geliyor. Şimdi size biraz etrafı göstereceğim. Arkamda hemen suyun kenarında Pakize var. Biraz etrafı göstereyim size. Böyle karavanla uğraşmaktan bir yere çıkmamıştık, bir yere gidememiştik. Hem hafta içi çalış hem hafta sonu mesaisi full time gecelere kadar devam etti. Biraz hızlı oldu. 2 ayda bir karavanı bitirdik ama sadece hafta sonuyla. Birkaç gün sadece Tayfun hafta içi çalıştı. Onun dışında hep full hafta sonu gecelere kadar çalıştık ve 2 ayda gerçekten de bu işi tamamladık. Yani bitti sayılamaz ama bütçemiz dahilinde bitti. Biraz daha bütçeye sahip olduktan sonra eksiklerimiz var. Onları da tamamlayacağız. Ama şimdilik beklemeye alacağız. Biraz kullanabildiğimiz kadar, keyfini sürebildiğimiz kadar şimdilik elimizdeki imkanlarla devam edeceğiz. Sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz zaten. Bu ilk deneyim gerçekten çok çok güzel geldi. Çadıra göre çok çok konforluymuş gerçekten. Özellikle yüksek olduğu için, eğilmek zorunda kalmadığınız için giyinme, soyunma. Tekrar çadır ve karavan arasındaki farkı, konforu, rahatı tekrar ayrıyetten dile getiririz zaten. Şimdilik bu şekilde. Şöyle al kilitle, yakala kilitle. Önü de kilitle. Düğmeyle kilitleniyor o. Evet, şurada bir tane bebek arabalı maymunumuz var. Biraz önce suya odunla vurmayı öğrendi. O yüzden bayağı bir şey. Kurçun oturmak istemedi. Çok güzel ya. Bence bunun artılarını konuşmamız gerekiyor. Videoda anlatmamız gerekiyor. Ceketini alsana. Montunu alman lazım bunu yalnız. Çocuğun mu? Evet, ne olur ne olmasın. Ceketini al. Gidelim mi Kerem abi?
Gidelim mi paşam? En en arazi aracı, arazi arazi. En 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 en. Evet, biraz etrafı göstereyim mi? Göster bakalım. Şuraya bak. Uçsuz bucaksız yeşillik ve su. En sevdiğimiz. Burada da bir karavan var bak. Ya bunlar çekme karavan. Buraya bırakıyorlar. Ben konuştum dün de. Çekme karavan buraya bırakıyorlar. Mevsimlik bırakıyorlar. Hatta bir 6 aylık, 1 senelik. İstedikleri zaman buraya gelip kullanıyorlar, geri gidiyorlar. Ya da hafta sonları gelenler var sadece. Hatta bizim yanımızda karavan vardı. Orada kış çadırı da vardı. Sabit sobasını kurmuş. Galiba 2 aydır falan buradaymış. Yazlık olarak kullanıyor ama evet, evet, karavanı kullanıyor ev almaktansa. Yayla çevresinde yaşayan birisi burada yazlık ev alacağını karavan almış. Belli bir ücret karşılığında buraya bırakmış. Muhtemelen tam ücretini sormadım ama biraz daha uygundur. Tabii yıllık kiralıyorlarmış değil mi? Yıllık kiralıyor. Buraya bırakıyor. Hafta sonları geliyor kalıyor. Hafta içi gidiyor. Nasıl evet. isterse, keyfi nasıl çekerse öyleymiş. Şöyle karşı manzarayı çek, mükemmel görünüyor. Benim manzaram burada. Öyle mi? Utandın mı? Utandım. Bir yanakların alal oldu. Alal oldu. Manzaram mı? Evet, şurası tam Gölcük'ün merkezi. Şu kısım. Şuraya kocaman bir otel yapılıyor. Ama bayağıdır yapılıyor. Ne kadar sürecek daha inşaat bilmiyorum. Şu an durmuş halde. Ve devam etmiyor bilmiyorum. Biz buraya küçükken gelirdik. Çocukluğumuzda pazarları falan. Babamın işi olmadığından piknik yapmaya gelirdik. Ara ara. Tayfun'la seviyoruz burayı. Ve yakın olması, doğayla iç içe olması bizi en çok rahatlatan şey. Çok güzel oluyor. Sanki 2 aydır yorulan biz değiliz gibi. Bugün sıfırlandık yani resmen. Psikolojik olarak ben öyle hissediyorum. 2 aylık yorgunluk gitti bugün. Gecede hiç üşümedik değil mi? Yani ben üşüyeceğimizi düşünüyordum aslında. Gölcük bayağı yüksek bir yer. O yüzden soğuk yani, olur diye düşünmüştük. Ama kateriti açtık. 2 kilo elektrikli sobamız vardı. 20 lira elektrik parası verip hani 50-60 lira elektrik kullanınca tabii üşümesin. Sabaha kadar ufak açık kaldın neredeyse. Evet, hiç kapatmadık. Bir de çocuk var diye de korktuk. Ama onu aramıza aldık. Tabii sadece şimdi yalıtım olarak güzel. İçerisi ısınıyor, hemen soğumuyor ama. Evet. Camlar biraz sıkıntı. Camlardan soğuk çok geliyordu. Koltuğun minderlerini koyduk. O soğuğu kestik ama onlara portatif bir şeyler yapmamız lazım. Yazın evet. çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Kış kampı için. Kış için oraya iki ahşap arasına o ölçüde iki ahşap böyle kesip evet. arasına yalıtım doldurup oraya bir kapak şeklinde bir muhafaza yapmamız gerekiyor cam boyutunda. Yani bir oradan soğuk geliyor. En azından başucumuza değil mi? Evet, ben camın yanına koydum kafamı. Gece bir kalktım kafam buz gibi. Kafam evet. donmuş. Ya bir de şey karavanın içinde o kadar çok şey var ki derece farkı. O sobanın olduğu taraf çok sıcak, çok güzel ama arka taraf, arka kapıda bizim daha yalıtım yok, kapama yok. O yüzden arkadan gerçekten de müthiş bir soğuk geliyor. Burada yalıtımın ne kadar önemli olduğunu hissettik yani. Yalıtım olanla olmayan yer gerçekten de çok çok farklıydı. Ya en azından Tayfun çok iyi hissetti çünkü kapı tarafında o yatıyordu. Yok, ben bir soğuk hissetmedim aslında, hatta terledim bile diyebilirim çünkü çok, gerçekten sıcaktı evet. Çok yorgan yazdık, battaniye evet, de yani çok götürdük. İki tane yün yorgan vardı, bir tane battaniye vardı. Bence hiçbir sıkıntı yok. Evet, güzel geçti gecemiz. İlk gecemiz hiç korktuğumuz gibi olmadı. Elektriğin olmasından dolayı hiç üşümedik. Güzeldi. Geçen sene bu zamanlar çadırla gelmiştik. Çadırla ilk deneyimimizi yapmıştık. Orada evet. biraz hazırsız gelmiştik ama çok hafif üşümüştük. Kerem abi küçüktü, kundakladık onu, ağzını yüzünü kapattık. Bere falan takmıştık. He, o üşümemişti ama kıpırdayamıyordu. Şimdi Kerem abi büyüdü, yine kundaklıyoruz ama 5 dakika sonra açıyor. Gece çok deli yatıyor. Gece bir baktım benim üzerimde yatıyor. Tekme, tekmeler. Havada uçuşuyor tekmeler. Sıkıldı mı kendi azıcık böyle uykusundan ayrıldım hemen. Tekmeler o biçim. Havada uçuşuyor. Baksana paşaya nasıl. Etrafı izliyor şu an o. Ne yapıyorsun? Tekerleğimiz düştü.
Anneciğim, sen niye yola çıkmadan lastikçiye gitmiyorsun? Teker patladı. Azıcık kaldır aşkım. Tamam. Evet, devam edebiliriz. Parasızlığın gözü kör olsun. Tekerimiz patladı. Bir tane içinde demir var, o düştü. O demiri de bulamadık. Bulma imkanımız da yok zaten. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Ön kaldırmamaya dikkat ediyoruz. Ön kaldırmazsak bir sıkıntı yok. Olta bayağı ağırlaşmış. Ya büyük bir yosun yakaladık. Ne geliyor? Ya da yaz terliği olabilir. Ayakkabı olabilir. Balık olmadığına eminim ama. Niye? Belki kocaman bir balık geliyor. Tek bir tanesiyle ikimizin de doyacağı kadar büyük bir balık geliyor yani belki de. Yani ölü ve çırpınmayan bir balığa denk gelmediysek. Ama ne zamandan beri duruyor? Belki ölmüştür çoktan. Akşam bir güzel gömeriz, ne dersin? Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor pare pare. Rızkımıza düştü muhtemelen makarna. Nay 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 nay. Bayağı atmışım ha, baksana. Çek çek, bitmedi arkadaş. Çek çek. Ana. Mükemmel. Ekmekler bile duruyor. Ekmekler bile gitmemiş. Ekmek yakalamışım. Bakıyorsun, ben sana dedim. Yosun yakalamışımdır diye bakıyorsun, yakalamışım. Ama bir konuda kendimi takdir etmem gerekiyor. Ekmekleri çok önceden, iyi takmışsın. Evet, önceden yaptığımda çok denedim ben bunu. Hiç ekmek takamıyordum. Evet. Ama şu anda bildiğin ekmek takmışım yani. Evet, bu konuda başarılısın yani. Bir sonraki aşama balık tutmak. Hadi şimdi bunu çevireceğiz. Ya Allah diyeceğiz, çevireceğiz. Allah 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 Allah. Çek babam, çek çek. Peki sen balık tutmayı sevmezdin. Ne oldu, bu balık aşkı nereden geldi? Hala sevmiyorum. Balık tutmayı sevmeye çalışıyorum. İnşallah tutarsam seveceğim. Tutamazsam hala sevmiyorum. Sonuca bağlı yani. Tabii. Tutamazsam yine sevmiyorum. Tutarsam sıkıntı yok. Ya sanırım şöyle olması lazım. Evet, biz bunu yeni aldık. Alalı takriben 5-6 saat oldu. Yani ilk önce ben attım çektim, attım çektim, attım çektim, attım çektim, tekrar attım çektim, attım çektim. Bu büyük olmadı bir döngü. Daha sonra internetten araştırdım. Yani bunun dip oltası olduğunu herhalde. Yani bunu atıyormuşsun, bırakıyormuşsun. Saatlerce bekliyormuşsun. Biz de aşağı yukarı saatlerce bekledik. 4-5 saat bekledik. Bir sonuç çıkmadı. Şimdi bir atmaya deneyelim bakalım. Birkaç kere daha atacağız. Bir de yasak varmış zaten herhalde 1 Mart ile Haziran arasında. Jandarmaya görmememiz lazım. Çok bir şey tutacağımızı sanmıyorum. Atacağız, bekleyeceğiz. Sonucunu artık akşam göreceğiz. Bakalım tencerede ne olacak? Ben yakalanacağım herhalde burada. Ne oldu bu? Büyük bir balık. Bayağı büyük bir balık yakaladı böyle. Yiyecek. Evet, şimdi bir sıraması ben koyuyorum şöyle. Tamam mı? Şöyle koyayım da şimdi muhtemelen büyük bir balık gelir. Balık gelince şeyimizi, makaramızı götürmesin. Aşkım. Efendim. Ne durumdasın? Dertliyim. Ne oldu? Ülke çok kötü bir durumda galiba. Şu an buna mı dertleniyorsun aşkım? Balık bitmiş. Av yasağı var. Büyüme dönemindeler. O yüzden olabilir mi sence? Bak, zıpladı bir tanesi. Ama hep başkasını zıplıyor. Hiç bana zıplamadı. Bak. Oltamı attım ben. Oltamın olmadığı her yerde zıplıyorlar. Sabah bile uyandım. Sabah şurada her tarafta zıplıyorlardı. Kol kadar balık vardı. Bana zıplamıyorlar. Üzülmem lazım mı? Yani elinde böyle balık dolu poşetle gelecek bir tekne yoksa ben oltama balık bekliyorum ama bak sabahtan beri atlıyorlar. Beni
nispet yapıyormuş gibi. Her yerde balık var. Zıplıyorlar. Bir benim oltama zıplamadılar. Kıyamam. Sana zıplayan balık yok mu hacım? Benim oltama zıplayan balık yok. Hep başka yerde zıplıyorlar. Sabah bile nispet yapıyormuş gibi karavanın ön arkasında zıpladılar. Gittim olta aldım. Benim oltama zıplamıyorlar. Tamam hadi gel başka bir şeyler düşünelim. İlla balık yemek zorunda mıyız bu akşam? Hayır. Başka bir şey de yiyebiliriz. Ne olacak yani bir balık yesem? He? Hı? Bana öyle bak, bakma. Gemi sesi işte. Bak gemi sesi, vapur sesi. Hani gölde gemi olmazdı? Motor sesi olmaz. E vapurda da motor yok mu? O motor mu aşkım? Bu motor gibi motor. Hadi gel başka bir şey yapalım gel. Hadi toplu oltanı gidelim bu da buradan. Aa, balık kreker alır mısın? Tabii ki de alırım. Hadi kalk oltanı topla güzelce. Ben bugün bir balık yiyeceğim yani balık kreker de olur. Tamam olur. Nasıl istersen. Ton balığı da olur. Ton balığı olmaz gerçi. Marketten hazır balık da alabiliriz. Hemen yağda kızartmalık. Nasıl istersen. Hadi market, kalk. Bak markettekinlere bile tutulmuşlar bana tutulmuyorlar. Aşkım hangi okyanustan tuttular kim bilir onu boşver. Ne olacak yani göldekiler bana tutsa? Tamam denize gittiğimizde denizden tutalım olur mu? Oltamız var nasıl olsa artık oltamızı aldık. Denizden tutarsın. Hem eti daha lezzetli oluyormuş biliyor musun? Benim olmayan balığın lezzetini ben istemiyorum. En lezzetli balık benim olan balıktır. Yaz bunu bir kenara. Tamam bunu buraya masaya yazalım. Geldiğimizde okuruz. Kıpırdıyor. Kopuş. Yakaladım. Şöyle ucunu. Hoşmuşsun. Çek. Geliyor. Bak ben sana dedim. geliyor. Bu bizim... Gördün mü dalı gördün mü? Gördüm. İnşallah büyük dalı. Gel balık geliyor. Geliyor. Geldi. Ne oldu? Geldi. Yakaladın aşkım. Yakaladın. Akşamki rızkımız çıktı. PR ediyor bu. Değil mi? Ayız bir makarnası mı? İşte Mevlam rızkımızı bir yerden veriyor da demek ki detaylı dua etmek lazım. Sazan, lüfer, çinekop, minekop. Biz denizden doyalım dedik de bunu kastetmemiştik. Yani yine biliyorsun... bak Allah Ramazan'da boş bırakmadı bizi yine. Yani bir yosun mosundan iyi tabii ki de. Tabii ki de yosunu yiyemeyiz ama makarnayla doyarız akşam. Neyse akşam demek ki makarna buğulama yapacağız. Yapacak bir şey yok. Tavada yapalım tavada. Tencerede yapmayalım tavada yapalım. O zaman ne yapalım şöyle bir şipşak yapalım da gidelim buğulamamızı yapmış olalım ya. Evet hadi bakalım. Denizden vam çıksa yeriz deriz ama gölden makarna çıksa yerim. Ama bizim şu an buzdolabımız yok. Daha almadık. O yüzden hava da soğuk zaten çok ihtiyacımız olmaz diye çok da üstelemedik. Bir de paramız kalmadı azıcık. Çünkü arabacının içine ahşabına şuna buna parayı bütün parayı harcadığımız için çok paramız da kalmadı. Sen dur oğlum böyle ben tutacağım. Sen bunu al bak. Aa bunu al. Gel bunu al. Şimdi ben içecek tutmaya çalışacağım. Tuttum. Şöyle. Hop. Şöyle poşetini tabii ki çöpe atacağız da. Evet gölden şimdi... kola tuttum. Tenge tepsi. Bak gölden makarna tutmak bir yere kadar ama gölden kola tutmak çok çok büyük bir başarı. Gölden Pepsi tuttum. Kaçırma oğlum Pepsi'leri. Kaçırma. Oğlum vurma öyle kolaları kaçırırsın. Eskiden karpuz koyardık. Şimdi göle akarsuya şimdi koyuyoruz. Artık kola koyuyoruz mecburen buzlu hapsızlıktan. Diyorum. Şimdi gidelim. Gölden tuttuğumuz makarnalarımızla yani balıklı makarnalarımızla. Gölden tuttuğumuz balıklı makarnalarla gölden tuttuğumuz kolayı içelim. Diyorum ki şimdi sobayı Ferişte annemden aldık. Ocağı da Ayşe annemden aldık. Buzdolabını kimden
alabiliriz acaba? Neyse, dayılara teyze vereyim bakalım. Aynen, bakalım artık. Haydi, süreç gidelim. Ne gösterecek? Gidelim yemeğimizi yiyelim. Hadi bakalım, denizden çıkan nimetleri alalım. Hadi bakalım. Evet, nasıl deniz makarnası? Evet, süper vallahi. İki çeşit makarna çıkmış bize. Ama Kerem Alp kendi makarnasını bıraktı, benimkine saldırıyor. Ne yapacağını bilemedi. Şu an iki çeşit deniz makarnası var menüde. O yüzden bu direkt salçalı mı çıkmış? Bu direkt salçalı soslu çıkmış. O da öyle çıkmış. Kerem abi özel. Evet, Kerem abi salça ağır gelir diye salçasız yapıyoruz. Evet. Ama o yine tabii ki salçalı yiyor. Çünkü salçalı daha tatlı. Ve çatalla kendi yemeği çok seviyor. Bu videodan bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Selamette. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.